TV52 Ana Haber Bülteninden hepinize mutlu akşamlar. Ben Emrullah Cesur. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına başladı. Meclisin ilk gününde tartışma konusuysa sistem tartışmasıydı. Hükümet ve muhalefet arasında tartışmalar devam ediyor. Başkanlık mı yoksa parlamenter sistem mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ışıkları yanıyorsa, meclis çalışıyorsa, milletvekillerimiz görevleri başındaysa, Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı yere gelmez. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışıyoruz zaten. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemini sistem tartışmasıyla açtı. Muhalefet parlamenter sisteme çağrı yaparken hükümet tarafından gericilik çıkışı geldi. Muhalefet partileri güçlendirilmiş parlamenter sistemin meclisi güçlendireceğini, yargı bağımsızlığı getireceğini savunuyor. Hükümet ise yeni bir sistem arayışına gitmenin zaman israfı olduğunu söyledi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışıyoruz zaten. İttifak olarak çalışıyor. İttifakın bütün bileşenleri çalışıyor. Yeni bir sistem arayışına gitmek zaman israfıdır. Meclisin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise sistem tartışmalarına girmedi ama yeni anayasa çağrısında bulundu muhalefete. Bir süre önce gündeme getirdiğimiz ülkemize tarihimizde ilk defa doğrudan milli iradenin eliyle yeni bir anayasa kazandırma teklifimizin de meclisimiz tarafından başarıyla hayata geçirileceğini ümit ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis çıkışında Milliyetçi Hareket Partisi lideriyle yan yana verdiği kare ise sistemden geri dönüş yok mesajının açık ve net bir görüntüsüydü. Vali Tuncay Soner Halk Günü toplantılarını sürdürüyor. Bugün de vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Vali Tuncay Soner Halk Günü toplantılarını sürdürüyor. Bugün de vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Valilik toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Tuncay Soner vatandaşları tek tek dinleyerek notlar aldı. 35-52. Kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşların sorun, sıkıntı ve taleplerini hem makamında hem de açık kapıda hem de düzenlediği halk günü toplantılarında dinleyen Vali Soner, iletilen sorunlara çözüm bulmaya çalışıyor. Bugünkü halk günü toplantısında 196 vatandaşı dinleyerek dertlerine çözüm bulan ve devletin şefkatini, güler yüzünü gösteren Vali Tuncay Soner, vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Düzenlediğimiz halk günü toplantılarında sağlık, iş, sosyal yardım, yol gibi birçok konuda yaşadıkları sıkıntıların, sorunların çözümü noktasında valiliğimize kadar gelerek bizlerden destek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz dedi. Vali Soner, Halk Günü toplantısında hazır bulunan ilgili kurum müdürlerine de vatandaşlar tarafından iletilen sorunlara gerekli hassasiyeti göstererek yardımcı olmaları ve yapılan işlemler sonucunda vatandaşları bilgilendirmeleri talimatında bulundu. Vali Tuncay Soner, koronavirüs tedbirlerinin gözetilerek gerçekleştirildiği halk günü toplantısına katılan ailelerin çocuklarını da unutmayarak yakından ilgilendi. Kendisi için yaptıkları resmi çalışmaları takdim eden çocuklara da teşekkür etti ve çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Orada dur. Halk gününe katılan vatandaşlar kendileriyle ilgilenerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Tuncay Soner'e Allah işinizi rast getirsin, iyi ki varsınız, Allah sizden razı olsun diyerek teşekkürlerini sundular. 7 yıldır gerçekleştirmenin bir hayalim vardı, yol hayalim. Onu gerçekleştirdik, Allah sizden razı olsun. Sizden razı olsun. Allah ne dediğiniz sizden razı olsun. Allah razı olsun. Yani nereye başlıyorsam vurdum ama bir türlü gerçekleştirdik. En sonunda sizde gerçekleştirdik. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları Teşkilat İçi Eğitim Kampı'na katıldı. Programda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de yer aldı. Katılımımızdan katılım sağlayan değerli başkanlarımız... AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otelde düzenlediği Karadeniz Bölgesi İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları Teşkilat İçi Eğitim Kampı'na katıldı.
Programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve bazı partililer katıldı. Bölge kampımızın hayırlara vesile olmasına dile sahipliği yapan Ünye İlçe Başkanımıza ve Belediye Başkanımıza... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'da düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge Kampı'nda partili gençlere yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Başkan Güler, gönüllere girin, her çalışmanızı hem edep, hem tevazu hem de gönüllere girerek yapın. Unutmayın ki parti ahlakı, dava ve ideal birlikteliğidir dedi. Hak eden destanlar yazdık. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Ve bu çalışmaların neticesinde Türkiye'de başarılı hizmetleri gerçekleştirdik ve sonunda da parti kuruldu. Aslında parti aynı zamanda bir ahlaki birlikteliktir, dava birlikteliğidir, ideal birlikteliğidir, bir menfaat birlikteliği, bir çıkar birlikteliği, bir çekişme birlikteliği değil, gruplaşma değil, hizip değil. Dolayısıyla bunu çok iyi bir şekilde altını çizmemiz lazım. Ve bu çalışmaları niye biz burada yapıyoruz? Bu bir tecrübe, bir deneyim aktarımı aslında. Biz sizin enerjinizi, bilginizi ve aynı zamanda çağdaşlığınızı alacağız. Size tecrübelerimizden, deneyimlerimizden, çektiklerimizden anlatacağız. AK Parti'nin yaptığı hizmetlerin ne kitaplara ne de ansiklopedilere sığdırılamayacak kadar çok olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, gençlere Hilmi Güler ismini örnek gösterdi. Tomakin şöyle konuştu. Sizlerle beraber olmak beni ziyadesiyle heyecanlandırıyor. Ama lütfen temeli çok iyi bilin. Temel olmadan tavan olmuyor. Hilmi abimizin ne çektiğini bilemezseniz bugünün kıymetini bilemezsiniz. Onun yüreğindekileri bilemezseniz bugün anlayamazsınız. Onun için önümüzdeki 3 gün içerisinde ilimizde, bölgemizde davamızın bayrağının nereden nereye çekildiğini lütfen iyi analiz edin. İnan, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları Teşkilat İçi Eğitim Kampı'nda yaptığı konuşmada bu toplantının veriminin tüm Türkiye'ye yayılacağını söyledi. AK Parti büyük bir millet hareketi. Biraz önce Sayın Bakanımız anlattı. Biz AK Parti olarak ajanslara bağlı kalan ve ajansların yönettiği bir hareket hiçbir zaman olmaz. Bu parti millet kurdu, milletin amurunu yordu, bir parti oldu ve bir halk hareketi oldu. Ve biz girdiğimiz tüm seçimlerden birinci parti olarak ayrıldıysak, bizim her zamanki reçetemizi çizen, istikametimizi ortaya koyan, rotamızı ortaya koyan halkın ta kendisi olmasından kaynaklandı. Sayın Bakanımız biraz önce partimizin kuruluş sürecini çok güzel bir dille anlattı. İnşallah biz toplumu okuyarak, toplumdaki dönüşümü okuyarak, toplumdaki güncel gelişmeleri okuyarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ortaya koyulan idealleri geleceğe taşımak için varız. Bu arada Gençlik Kolları Bölge Kampı'nda ilginç bir sürpriz yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıya telefonla katılarak gençlere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıyı önemli hareket merkezi Ordu'da yapmanızdan memnunum dedi. Buçuk seneye aşkındır içinde bulunduğumuz pandemi döneminde COVID-19 ve aşının etkileri hakkında çeşitli spekülasyonlar konuşulmuştu. O spekülasyonlardan bazılarını Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt yanıtladı. Enginyurt ayrıca post-COVID kliniğinden de bahsetti.
Bir buçuk seneyi aşkındır içinde bulunduğumuz pandemi döneminde COVID-19 ve aşının etkileri hakkında çeşitli spekülasyonlar konuşulmuştu. O spekülasyonlardan bazılarını Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt yanıtladı. Bundan bir yıl önce COVID hastalığı geçirenler ya da geçirme ihtimali olanlar ya da bu şanssızlığa sahip olacaklar için şunu söylemiştim. Kendilerine dikkat etmeleri için. COVID pandemisi bittikten sonra COVID geçirenler ömür boyu hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında takip edilmek zorunda. COVID-19 hastalığının etkileri hakkında konuşan Enginyurt, olası riskler hakkında da uyarılar yaptı. COVID hastalığı şöyle bir hastalık. Gelip geçici bir hastalık değil. Vücutta çok ciddi etkiler bırakan bir hastalık. COVID geçirenler maalesef ilerleyen yıllarda erken kalp krizi geçirecekler. Belki hiç geçirmeyeceklerdi, felç geçirecekler. KOAH hastası olacaklar. Vücudun birçok yerinde etkilenmeler olacak. Hatta bilimsel olarak da ispatlandı. COVID geçirenlerde infertilde yani kısırlık da görülmeye başladı. COVID-19'u atlatan vatandaşlara hastalık sonrası uygulanması gereken bazı uygulamaları anlatan Enginyurt post-COVID'den bahsetti. Kasım ayı itibariyle de tüm Türkiye'de post-COVID kliniklerinin açılacağını da hatırlattı. O yüzden post-COVID yani COVID sonrası sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi için bir çalışma yapılması gerektiğini bundan tam bir yıl önce söylemiştim. Sağlık Bakanlığı'ndan geçen gün gelen yazıyla Kasım ayı itibariyle tüm Türkiye'de post-COVID poliklinikleri açılacak. Bu polikliniklerde COVID geçiren hastalarımızı geçirdikten sonra düzenli aralıklarla takip edeceğiz. Neden takip edeceğiz? Kalp krizi geçirmesinler, felç geçirmesinler, COVID'e bağlı diğer geçirebilecekleri hastalıkları geçirmesinler diye kontrollerini yaparak tedavilerini düzenleyeceğiz. COVID geçirmeyi şanssızlık olarak nitelendiren Enginyurt vatandaşları uyardı. O yüzden COVID geçirmek maalesef bir şanssızlıktır. Vatandaşlarımız geçirmemek için çaba sarf etmeye devam etmeliler. Hükümet ve muhalefet arasında fahiş fiyatların sorumlusunun kim olduğu tartışmaları devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar tartışmalara yön verecek önemli açıklamalar paylaştı. Bayraktar'ın verilerine göre Eylül ayında marketlerdeki fiyat farkı tam 3 kat arttı. Hükümet ve muhalefet arasında fahiş fiyatların sorumlusunun kim olduğu tartışmaları devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar tartışmalara yön verecek önemli açıklamalar paylaştı. Bayraktar yaptığı açıklamada Eylül ayı üretici market fiyatları ve girdi fiyatları konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oranlar ise oldukça çarpıcıydı. Bayraktar Eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 3,5 kata ulaştığını bildirdi. Eylül ayında markette 24, üreticide 20 üründe fiyat artışı, markette 13, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Markette 1, üreticide ise 3 ürünün fiyatı değişmedi. Eylül ayında markette en fazla fiyat artışının %26,89 ile domateste, en fazla fiyat düşüşünün ise %27,33 ile limonda olduğunu bildiren Bayraktar şunları kaydetti. Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün markette domates, üreticide sivri biber oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise markette ve üreticide limon oldu. Eylül ayında markette en fazla fiyat artışı %27 ile domateste, en fazla fiyat düşüşü %27 ile limonda oldu. Yeşil mercimekte ise fiyat değişimi yaşanmadı. Markette %27 oranında domateste yaşanan fiyat artışını %24 ile kuru fasulye, %19 ile zeytinyağı, %16 ile pirinç takip etti. Bayraktar kuru soğanda kışlık ürünlerin hasadının başladığını anımsatarak talebin yavaş olmasına bağlı olarak pazarlama sorunlarının fiyatlarda düşüşe yol açtığını belirtirken gübre fiyatlarındaki artışın üreticiyi olumsuz etkilediğine de dikkat çekti. Kışlık ürünlerin hasadı başladı. Rekoltenin artması ve talebin de yavaş olmasına bağlı olarak pazarlama sorunları fiyatlarda düşüşe yol açtı. Toprak Mahsulleri Ofisi kuru soğanda fiyat istikrarı için geçen yıl olduğu gibi alım yaparak piyasaya müdahale etmelidir. Ordu Barosu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği delegeleri ve yönetim kuruluyla birlikte Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyaretten sonra Ordu Baro Başkanı Avukat Sibel Torun, Anıtkabir hatıra defterine yazdığı notta
Anadolu'da yetişmiş bir Türk kadını ve baro başkanı olarak bu kutsal savunma bilincini geleceğin hukukçularına aktarmak için çalışacağıma söz veriyorum yazdı. Ordu Barosu Başkanı Türkiye Barolar Birliği delegeleri ve yönetim kuruluyla birlikte Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyaretten sonra Ordu Baro Başkanı Avukat Sibel Torun Anıtkabir hatıra defterine yazdığı yazıda şunları kaydetti. Yüce Atatürk, Ordu Barosu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği delegeleri ve yönetim kurulu olarak huzurunuzdayız. Çağlara sirayet eden de hanım ve dünya milletlerinin emsal edindiği önderliğinde, sayesinde kabaran göğsümüzle ve sizden aldığımız güçle daima insandan yana olmayı öğrendik. Bu güçle hukukun üstünlüğü, bu muazzam devleti, insanın en temel haklarını önceleyerek tüm hakları, toprağı, suyu ve tüm canlıları savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Anadolu'da yetişmiş bir Türk kadını ve baro başkanı olarak bu kutsal savunma bilincini geleceğin hukukçularına aktarmak için çalışacağıma söz veriyorum. Ordu Barosu Başkanı Avukat Sibel Torun. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 44 şüpheliden ikisinin daha emniyetteki işlemleri tamamlanmış durumda. Ordu'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına karşı operasyonda 2 kişi daha tutuklandı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 44 şüpheliden ikisinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında tespit edilen 33 şüpheli eş zamanlı aramalarda, bir şüpheli ise 25 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Operasyon doğrultusunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 42'si 27 Eylül'de adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden 19'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ordu'da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda 2 kişi daha tutuklandı. Altınordu Belediyesi'nin Ordu'yu organik yumurta üretiminde Türkiye markası yapma hedefiyle başlattığı %50 hibe destekli 52 bin yarka dağıtımı projesinde ilk etap tamamlandı. Başkan Aşkın Tören'in üreticilerle gerçekleştirdiği toplantının ardından verdiği talimat doğrultusunda proje faydalanıcısı 13 üreticiye 4500 yumurta ve tavuğu teslim edildi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Çalışma Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar iş ve istihdam uzmanı olarak ülke genelinde ve uluslararası alanda edindiği tecrübe, birikim ve hayata geçirdiği projeleri en önemli sosyal sorunlardan biri haline gelen işsizliğe çözüm üretmek üzere şehrinin ve insanının hizmetine sunmaya devam ediyor. Güçlü olmanın yolu üretmekten geçiyor diyen Başkan Tören, yerel markaların oluşturulmasına ve şehre katma değer sağlayacak üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik projeleri etap etap hayata geçiriyor. Şehrine ve hemşehrilerine karşı sözünü yerine getiren belediyecilik hassasiyetiyle hareket eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in tarımsal üretimi teşvik etmek ve üretim kaynaklarını çeşitlendirmek, aile işletmelerini faaliyete geçirerek istihdama katkı sunmak adına başlattığı projelerden biri olan organik yumurta tavukçuluğu projesinde yarka tavuklar sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Projenin ilk ayağı olan 13 müteşebbis üreticiye 4500 yumurta tavuğunu teslim eden Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, proje kapsamında 52.000 yarka tavuk dağıtımı gerçekleştirecek. Altınordu Belediyesi ve Türkiye'nin organik yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren tek üretici birliği olan Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği ile ortaklaşa hayata geçirilen proje tamamlandığında yıllık 18 milyon organik yumurta üretimiyle Ordu İli organik yumurta pazarında önemli bir markaya, önemli bir yere ve etkiye sahip olacak. Üreticilerle gerçekleştirdiği proje toplantısının ardından ekiplere verdiği talimatla 13 üreticiye yarka tavukların teslimini sağlayan Başkan Tören, "Projemizin ilk ayağını gerçekleştirdik, şehrimize ve üreticilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Her alanda şehre değer katacak, vatandaşların hayatlarına dokunacak projeler üretmeye devam ettiklerini bildiren Başkan Tören, şehrimizin, insanımızın güçlü olması ve insanımızın şehrimizde doğduğu topraklarda kimseye muhtaç olmadan refah içerisinde yaşaması için projeler üretmeye devam ediyoruz. İstihdama yönelik tamamladığımız projelerin yanında önümüzdeki aylarda yine bu alanda çok önemli yatırımları hayata geçireceğiz. Birlik, beraberlik içerisinde üretmeye, ürettiklerimizle şehrimize ve ülkemize artı değer katmaya çalışıyoruz. Şehrimizi üreten, rekabet edebilen, marka ve model bir şehir yapacak çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Projede %50 hibe desteğinden yararlanan ve yumurta tavuklarını teslim alan üreticiler, Altınordu Belediyesi'nin destekleriyle üretimde amatörlükten profesyonelliğe adım atıyoruz. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e verdiği desteklerden dolayı ve her zaman yanımızda olan duruşundan dolayı çok teşekkür ederiz. Üreteceğiz ve hep birlikte kazanacağız sözleriyle projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ben bu işi 4 senedir yapıyorum ama işte bütçem olmadığı için fazla büyütemedik. Şu anda 110 tane aldım. Daha önceden 250 tane vardı. Yenileyemedim. Tavuklar pahalı. Mecbur işte bir 6-7 aydır alamadık. İşte bu destek sayesinde bir 110 tane daha alabildim. Çok iyi oldu yani. Çok arkadaşlar çok memnun. Yoksa kümesler böyle boş kalacaktı. Bize yapmış olduğu bu destekten dolayı. Başkanım çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Allah yolun açık etsin. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Olsun. 100 tane aldım. 50'sini hibe olarak. Hibe desteğinden dolayı Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Tavukçulukta da yükselmeye istiyoruz Allah'ın izniyle. Gitgide tavuk sayımızı yükseltiyoruz. Aşkın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz tavuğa desteklerinden dolayı. Onun sayesinde tavuk sahibi olduk. Fındık'ta hasat sezonunun bitmesinin ardından ihracat verilerine dair önemli veriler paylaşıldı. Fındık ihracatı bu sene istenen sezonda beklentiyi karşılayamadı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Eylül ayında 203 milyon 438 bin 128 dolar gelir sağlandığını bildirdi. Türkiye Eylül ayında fındık ihracatından 203 milyon dolar gelir sağladı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Eylül ayında 30.528 ton fındık ihracatı karşılığında 203 milyon 438 bin 128 dolar gelir sağlandığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada 1 Eylül'de başlayan yeni sezonun ilk ayında fındık ihracatının istenilen ve beklenilen düzeyde gerçekleşmediği belirtildi. Bunda olumsuz seyreden hava şartlarının ve yeterli miktarda fındık kurutulmamasının etkili olduğuna işaret eden açıklama, Eylül ayı içerisinde 30.528 ton fındık karşılığında 203 milyon 438 bin 128 dolar kazanç sağlandığı aktarıldı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi amacıyla Doktor Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler Tarımda Kalkınma Zirvesi devam ediyor. Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe de Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde yer alan isimlerden bir tanesiydi. Standa yoğun ilginin olduğunu belirten Tepe, çalışmalarla ilgili de önemli açıklamalar paylaştı. Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla Doktor Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde konuştu. Evet, Gülyalı Belediyesi olarak her alanda yaptığımız farklı çalışmalarla beraber de bugün İstanbul'dayız, Yenikapı'dayız. Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerimizin tarım alanında geliştirdikleri örnek projeleri paylaşıyoruz. Bizim yaptığımız çalışmaları biz anlatıyoruz. Diğer belediyelerimizin örnek çalışmaları var, onları öğreniyoruz. Burada kooperatiflerin çok kıymetli, çok değerli çalışmaları var. Onlarla ilgili bir çalışmalar var. Onları tek tek gezme fırsatı bulduk. Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gülyalı Belediyesi olarak yürüttükleri tarım politikalarından bahsetti. Aynı zamanda burada gurbette yaşayan ordu hemşehrilerimiz çok uzun süredir kucaklaşamamıştık, hasret giderememiştik. Onlarla beraber kucaklaşıyoruz. Aslına baktığınız zaman Gülyalı Belediyesi olarak tabii Karadeniz coğrafyasıyla, arazisiyle tarıma çok elverişli topraklardan oluşuyor. Biz bugüne kadar Gülyalı Belediyesi olarak özellikle tarım alanında Gülyalı'da 50 bin tane fide dağıttık.
Tabii bu sadece fide değil, aynı zamanda ürüne dönüşmesi, pandeminin de getirdiği bütün olumsuzluklara rağmen de ekonomiye destek olması, tarımın gelişmesini çok kıymetli, çok değerli buluyoruz. Yine bunun yanında örnek olarak yaptığımız, özellikle de doğudan veya yurt dışından fındık toplamak üzere gelen çocukların, ailelerin çocuklarına özel eğitimler veriyoruz. Başkan Ulaştepe, Gülyalı'da üretimi ve tarımı desteklemek için çalışmalarına devam ettiklerini belirtirken, üreticinin kaderine terk edilmeyeceğini vurguladı. Yine burada biliyorsunuz Turna Suyu Mahallemiz var. Gülyalı'da Turna Suyu Mahallemiz, Kivi'de çok ön plana çıkan bir ilçemiz. Bütün bunlarla beraber aslında sadece tarımı destekleyen değil, tarımla çalışan, ailenin çocuklarını da destekleyen, onlara da katkı sağlayan bir belediye olmaya özen gösteriyoruz bütün imkanlarımızla beraber. Yine bunun yanında baktığınız zaman Gülyalı Belediyesi olarak biz yöresel ürünler pazarı açmıştık Gülyalı'da. Onun tanıtımını yapıyoruz burada karayolu kenarından. Gelip geçerken hemşehrilerimizin alışveriş yapabilecekleri yeni bir alana kavuşturduk Gülyalı'yı. Gülyalı'da üretilen her ürüne alım garantisi veriyoruz sözlerini kullanan Tepe, üreticinin her zaman ve her koşulda yanlarında olmak için çalışma yapacaklarını belirtti. Gülyalı'da yöresel olarak üretilen her ürüne alım garantisi veren bir belediyeyiz. O yüzden de hem unutulmaya yüz tutmuş olan değerlerimiz yaşatılması noktasında hem de ekonomiye geri sağlanması noktasında kıymetli değerli çalışmalar yapıyoruz. Burada da bütün belediyelerle beraber Gülyalı Belediyesi olarak biz de buradayız. Hem Ordu'lu hemşehrilerimize kucaklaşıyoruz hem de buradaki yapmış olduğumuz çalışmalarla hemşehrilerimize kendimizi anlatıyoruz. Ben ziyaret eden herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yoğun bir ziyaretçi trafiği oldu dün, bugün de öyle. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Umarım ülkemizin tarımla ilgili Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bu politikaların da geliştirmesiyle beraber de hem ülkemiz kazanacak, hem üreten kazanacak, hem de tüketicilerimiz iyi bir gıdaya, sağlıklı bir gıdaya kavuşmuş olacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzur evlerine ziyaret gerçekleştirdi. Ekipler ziyaret sonrası il genelinde bulunan 200 yaşlı vatandaşa hediyeler de götürerek 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günlerini kutladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız gönderdi. Evet. Bugün sizin gününüz, Yaşlılar Günü haftası. Yaşlılar Günü haftası. Dolayısıyla sizlere selamları var. Gününüzü kutluyor. Hepinize günün çok selamları var size başkanımız. Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin. Nasıl, iyi misiniz amca? Tüm yaşlılarımızı Yaşlılar Günü kutluyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakanımıza bize gösterdiği ilgiden dolayı, yaşlılarımıza verdiği destekten dolayı sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bugün Altın Ordu Huzur Evimizde, Fassa'da ve Tekkiraz'daki huzur evimize gideceğiz. Oradaki yaşlılarımızla Sayın Bakanımızın selamlarını ileteceğiz. Biz YADES programı kapsamında zaten Sayın Müdürümüzle işare halindeyiz. Zaten bu hizmeti biz yaşlılarımızın evde ev temizliğinden, kuaföründen, sağlık sisteminden ve boya badanasında yaptığımız gibi aş evimizden de her gün bu yaşlılarımıza sıcak yemek ikramı yapmıştık. Bugün de vitamin sepeti hazırladık. Onların kışla ayına girmeden önce de daha sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame etsinler diye onlara bugün ikramlarımızda bulunduk. Kendilerinin Yaşlılar Günü'nü kutladık. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Ordu Üniversitesi yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sürecine katkıda bulunulması ve aidiyet duygusunun oluşturulması amacıyla oryantasyon programları düzenlenmeye devam ediyor. Program kapsamında Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, Ünye ve Fatsa'da ziyaretler gerçekleştirdi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Ordu Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sürecine katkıda bulunulması ve aidiyet duygusunun oluşturulması amacıyla oryantasyon programları düzenlenmeye devam ediyor. Program kapsamında Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Akdoğan, Ünye ve Fatsa'da ziyaretler gerçekleştirdi.
Ünye'deki organizasyona ilçe kaymakamı Ayhan Işık da katıldı. Ünye kaymakamı olarak sizin üniversite olarak burada bulunan birimize, kaymakamlık olarak üzerimize düşen bütün katkıları, sorunlarınız olduğunda da çözüm noktasında desteklerimizi sunmaya hazırız. Ben sizinle tanışmak için geldim. Hepinize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Daha sonra Rektör Akdoğan kürsüye çıktı. Sevgili gençler, iyi bir ortama geldiniz. Özellikle Akkuş'ta okuyan öğrencilerimiz için ve İkizce'de okuyan öğrenciler için söylüyorum. Arkadaşlar, kampüsün içindeki imkanları size de Allah'ın izniyle son sınırına kadar kullandıracağım. Okullarınızda yemek ve kantinlerinizde inşallah sorun olmayacak. Yani okullarda eğitim, öğretim, sınıflar, hoca, yemek ve çay sorunu Allah'ın izniyle olmayacak. Eğer varsa, ki olmaması lazım. Bir hafta içinde bu da tam rayına oturacak. Ardından Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi'ne geçildi. Rektör Akdoğan burada yaptığı konuşmasında her türlü sorunun çözümünde rektör olarak yardımcı olacağının altını çizdi. Bak, bir probleminiz olduğu zaman önce ilgili memura, önce ilgili hocaya aşamadınız. Birinci bu. İki, dekan yardımcımız veya müdür yardımcımız. Aşamadınız, sonra dekanımıza veya müdürümüze. Orada da aşamadınız. Benim telefonum internette olması lazım. Özel kalemi arayın, üniversiteyi. Ondan sonra ben hemen karşınızdayım. Bizzat ben karşınızdayım. Probleminizi aşma noktasında, size yardımcı olma noktasında yalnız. Şimdi kısa bir reklam arası. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence. Ayşe için yaşam. Melis için huzur. Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramazanlar. Çünkü temelinde güven var. Yarım asrı aşkın süredir perdelerini hiç kapatmayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Pervin Ünalp'ın yazdığı, Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Orkun Öngen'in yönettiği Kuaförde Bir Gün adlı yetişkin oyunuyla perdelerini açmaya hazırlanıyor. Deneyimli oyuncu kadrosuyla yeni sezon hazırlıklarına devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Ordu Üniversitesi Eğitim Görevlisi Pervin Ünalp'ın yazdığı, Ordu Üniversitesi Eğitim Görevlisi Orkun Öngen'in yönettiği Kuaförlerde Bir Gün adlı eseriyle tiyatro severlere kapılarını açacak. Sıradan insanların hayallerini gerçekleştirmek için kalkıştıkları soygunun trajikomik öyküsünün işlendiği oyun kısa süre içinde tiyatro severlerle buluşacak. Yeni sezonun ilk oyunuyla kapılarını tiyatro severlere açacak olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu, Kuaförde Bir Gün oyunu ile ses getirmeyi hedefliyor. Deneyimli birçok ismin yer aldığı oyunda Ahmet Rıfat Çol, Cemil Gündüz, Bülent Öztürk, Bülent Reisoğlu, Ömer Temiz, Emrullah Yazıcı, Nilsu Namlı ve Yeşim Usta rol alacak. Yeni sezon oyununda ses, ışık, efekt, müzik Zafer Bozdağ ile İmdat Akyıldız üstlenirken dekor ise Cemal Arslan ve Murat Çavuş tarafından yapılacak. 2021-2022 tiyatro sezonuna yoğun şekilde hazırlandıklarını belirten Ordu Üniversitesi öğretim görevlisi Orkun Öngen, "Yoğun şekilde çalışmalara devam ediyoruz. İnanıyoruz ki ortaya güzel bir oyun çıkacak." dedi. Bu oyunun yönetmeniyim. Oyunumuzun içeriği 3 tane kader ortaklığı yapmış arkadaşın kendilerini istemedikleri bir durumda bulmaları ve bu istemedikleri durumdan bir şekilde kurtulmaya çalışmaları üzerine kurulu bir
oyunumuz. Ben bu oyunun yönetmeniyim. Arkadaşlar da şu anda gördüğünüz üzere provamızı yapıyorlar, devam ettiriyorlar. Kendilerine verdiği destek için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür eden yönetmen Orkun Öngen şu ifadelere yer verdi. Benim şu an için söyleyeceklerim bunlar. Bize bu imkanları tanıdığı için başta Büyükşehir Belediye'mize, Başkanımız Hilmi Bey'e çok teşekkürlerimizi sunarız. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, DOKAP ve Mesudiye Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Mesudiye Melet fasulyesi hasadını topladı. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, DOKAP ve Mesudiye Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Mesudiye Melet fasulyesi hasadını topladı. Hasat yaparken açıklamalarda bulunan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Mesudiye Belediyesi'ne ait 20 dönümlük arazide Mesudiye Melet fasulyesinin hasadını gerçekleştirdiklerini aktardı. Evet, gördüğünüz gibi bu sene fasulye, kuru fasulye hasadımızı yapıyoruz. Geçen yıla göre baktığımızda biraz daha fazla hasat olmuş oldu. Mesudiye Belediye'mizin yaklaşık 20 dönüm arazisinde Mesudiye Melet fasulyesi, kuru fasulyesini şu anda hasadını gerçekleştiriyoruz. Başkan Gül, geçen yıla oranla daha fazla hasat olduğunu belirtirken, Mesudiye Belediyesi'ne bağlı 4 adet mağazada toplanan fasulyelerin satışa sunulduğunu dile getirdi. Bu sene gördüğümüz kadarıyla Türkiye genelinde bir hayli hasatın fazla olmuş olduğu gelen bilgilerde. Biz de aynı zamanda kendi yetiştirdiğimiz kuru fasulyelerimizi ve vatandaşın yetiştirmiş olduğu kuru fasulyeleri de alıyoruz ve 4 tane olan mağazamızda satışa sunuyoruz. Ben emeği geçen çalışanlarımıza, işçilerimize de teşekkür ediyorum. Biz belediye olarak tabii örnek bir bahçecilik sistemi gördüğünüz gibi ortaya koyduk. Belki bunu normal bir bahçede yaptığınızda bunun belki yarısı kadar hasat alınabilir. Biz bu yüzden her yıl hasadımız daha büyüyerek devam ediyor. Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, altının yılın son çeyreğindeki seyrini değerlendirdi. Pandemi nedeniyle ertelenen düğünlerin yapılmaya başlanmasıyla birlikte piyasanın hareketlendiğini belirten Kumaş, yatırımcıya önemli tavsiyelerde de bulundu. Özellikle faizlerin bu ay 1 puan, diğer aylarda ise 2 puan düşmesini beklediğini söyledi. Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş, altının yılın son çeyreğindeki seyrini değerlendirdi. Altının ons bazında 1850 dolara kadar tırmanacağını belirtti ve altın fiyatları hakkında konuştu. Altındaki son durumu bu hafta geldiğimiz son çeyrekte, yılın son çeyreğinde ons bazında 1750 dolarları görüyoruz. Bununla beraber 1800 dolara doğru tırmanacağız. Fiyat olarak da çeyrek altınımız 825 lira, bilezik olarak 468-466 bandında çalışıyoruz. Burada bilezikleri, kullanılmış bilezikleri de 450-55 bandında geri alıyoruz. Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı yılın son çeyreğini önceki çeyreklere kıyasla değerlendirdi. Son çeyreğe geldiğimizde altındaki durumu değerlendirirsek, geçtiğimiz çeyreklerdeki fiyattan sezon olarak hep beraber memnun kaldık. Çıkmaması, aşağı doğru veya orta türbülansla hareket etmesi yatırımcılarımız ve düğüncülerimiz için bizi gerçekten memnun etti. Pandemi nedeniyle ertelenen düğünlerin yapılmaya başlanmasıyla birlikte piyasaya olumlu yansıdığını belirten Kumaş, faizlerin bu ay 1 puan, diğer aylarda ise 2 puan birden düşmesini beklediğini söyledi. Bu dönemde de düğünlerimiz görünüyor ki pandemiden ertelenen düğünlerle beraber devam ediyor. Bu da bizim mesleğimize yansıyor. O yüzden altındaki beklentilendiğimiz faizlerin bu ay 1 puan, diğer aylarda 2-3 puan düşmesiyle beraber az daha yükselmesini bekliyoruz. Herkese iyi yatırımlar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Görkem Karaağaç. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan temsilcimiz Ordu Spor 1967 sahasında Ağrı 1970 Spor'u konuk edecek.
Hafta boyunca hazırlıklarını mutlak galibiyet parolasıyla sürdüren mor beyaz ekipte kaleci Can Tutemel dışında eksik bulunmuyor. 19 Eylül Stadyumu'nda saat 19'da başlayacak karşılaşma TV52 ekranlarından naklen yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grup ekiplerinden Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü sahasında karşılaşacağı Ağrı 1970 Spor müsabakası hazırlıklarına 3 puan parolasıyla devam ediyor. Modafen deplasmanında alınan beraberliği telafi etmek isteyen Mor Beyazlı ekip teknik direktör Talat Özden nezaretinde çalışmalarını devam ettirdi. Sakin edin. İç sahada 19 Eylül Stadyumunda ilk maçta rakiplerini 4-0 yenerek galip gelen Mor Beyazlı ekip ligin 5. haftasında ise Modafen karşılaşmasına kırmızı kart gören kalecisi Can Tutemel'den yoksun çıkacak. Sakin. Karşılaşma öncesinde Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü puan tablosunda 8 puanla 3. sırada, Ağrı 1970 Spor ise 9 puanla 2. sırada yer alıyor. Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü Ağrı 1970 Spor Müsabakası 3 Ekim 2021 Pazar günü saat 19'da 19 Eylül Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma TV52 ekranlarından naklen yayınlanacak. Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren diğer temsilcimiz 52 Ordu Spor, ligin iyi takımlarından Alanya Kestel ile konuk olacak. Sakat ve cezalı futbolcusu bulunmayan temsilcimiz mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Milli Egemenlik Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 15'te başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta yoluna dolu dizgin devam eden 52 Ordu Spor Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası'nda da tur atlayarak iyi yolda olduğunu gösterdi. Mor Beyazlı ekip zaman kaybetmeden pazar günü deplasmanda oynayacağı Alanya Kestel Spor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Onlar 2 oldu önde. Ligde 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak averajla 2. sırada yer alan 52 Ordu Spor Futbol Kulübü, Alanya Kestel Spor karşılaşmasında sahadan gülen taraf olarak ayrılmak istiyor. 52 Ordu Spor'un gözü ise liderlik koltuğunda. 2021-2022 sezonuna çok iyi bir girişle başlayan ve çıktığı 5 resmi müsabakada da mağlubiyet yüzü görmeyen Mor Beyazlı ekipte moraller yerinde. Alanya Kestel Spor karşılaşmasından galip taraf olarak ayrılmak istediklerini dile getiren 52 Ordu Spor futbolcusu Doğancan Aynacı ilk 4 haftalık periyotta takımın gidişatının çok iyi olduğunu kaydetti. Allah izin verirse yani Alanya'ya yenmeye gideceğiz Alanya'ya. Takımın şu an çok iyi gidişatı var, onu bozmak istemiyoruz. Oraya da 3 puanla gideceğiz. Elimizden geleni yapacağız yani, orada 3 puanla dönmek istiyoruz. Takımın havası da şu an gerçekten çok iyi durumda. İnşallah 3 puan alacağımızı düşünüyorum oradan. İyi şeyler olacak. Aynacı takım olarak çok güçlü bir bağ kurduklarını ifade ederken tesisler içerisinde bir aile ortamı oluştuğunu aktardı. Bizim arkadaşlık ortamımız gerçekten burada çok iyi. Hocalarımız, çalışma ortamımız olsun. Hocalarımız yani tesisindeki abiler, ablalar hepsi çok iyi. Yani sıkıntı yok. Ondan 4 maçta 3 galibiyet aldık. Bir beraberlik aldık. Onun için çok mutluyuz. Bu seriyi de devam ettirmek istiyoruz. Bu serinin geleceğine de inanıyorum ben. Takım arkadaşlarıma da çok güveniyorum. Birlik ve beraberliğimiz bozulmadığı sürece biz bu işi göstereceğimizi düşünüyorum ben. Alanya'ya da yenmeye gideceğiz oraya. Pazar günü karşılarında güçlü bir rakip olacağını belirten 52 Ordu Spor futbolcusu Şükrü Kağan Kılıçarslan, takım olarak Alanya Kestel Spor karşılaşmasından galip ayrılacaklarına inandıklarını söyledi. Kestel deplasmanı bu sene onlar da güzel bir kadro kurdular. Güçlü bir kadroları var. Biliyoruz rakibi ciddiye alarak çalışıyoruz zaten. İnşallah oradan da galibiyet istiyoruz. Allah da bize o mutluluğu nasip eder. Ondan sonra Siirt maçıyla önümüze bakmak istiyoruz. 52 Ordu Spor Alanya Kestel Spor karşılaşması 3 Ekim Pazar günü saat 15'te Milli Egemenlik Stadyumunda Alanya Kestel Spor'un ev sahipliğinde oynanacak. Ligde zor günler yaşayan temsilcimiz Fassa Belediyespor Bursa Yıldırım maçında sahaya puan almak için çıkacak. Oynadığı 4 maçta 2 puan toplayan Sarı Lacivertli ekipte sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken karşılaşma Minareli Çavuş Spor Tesislerinde saat 15.30'da başlayacak.
Ligde henüz galibiyetle tanışmayan birinci grup ekiplerinden Fatsa Belediyespor, Zira Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeniçarşı Spor galibiyetinden sonra ligde mücadele edeceği Bursa Yıldırım karşısında ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Hafta içinde Zira Türkiye Kupası ikinci tur maçında Beyoğlu Yeniçarşı Spor karşılaşmasına yedek ağırlıklı çıktığı maçı uzatmaya götüren Sarı Lacivertli ekip uzatmalarda bulduğu golle kupada tur atlamıştı. As oyuncularını dinlendiren Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu, ligin 5. haftasında oynanacak olan Bursa Yıldırım Spor müsabakasından mutlak galip gelerek ligde bir an önce düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Fatsa Belediyespor Bursa Yıldırım Spor karşılaşması 3 Ekim Pazar günü saat 15.30'da Minareli Çavuş Spor tesislerinde Bursa Yıldırım Spor'un ev sahipliğinde oynanacak. Trabzon'da yaşayan 72 yaşındaki amatör futbolcu Şerif Kunt, koronavirüs nedeniyle ara verdiği futbola yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle amatör liglerin durması Şerif Kunt'u da etkiledi. 72 yaşındaki futbolcu futboldan ayrı kaldı. Bu süreçte maske, mesafe kurallarına sıkı sıkıya uyan Şerif Kunt, 3. doz aşısını da yaptırdı. Ya sıfır ayakkabım var şu anda aldım bak. 2017-2018 sezonunda Osmaniye Karaçayspor, 2018-2019 sezonunda Mardin Kızıltepe Gençler Birliği'nde oynayan Kunt, 2019-2020 sezonunda da Erzurum amatör ekiplerinden Harp İş Spor Kulübü ile yeşil sahalara çıktı. Evinden bisikletle Beşirli Mahallesi'ndeki sahaya gelen Kunt, bireysel olarak yeniden çalışmalarına başladı. Çocukluğunun Trabzonspor'un antrenmanlarını yaptığı Ziya Bey sahasında geçtiğini, burada Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Barbun Ziya ve Akrep Celal gibi isimlerle tanışma fırsatı bulduğunu söyledi. 72 yaşındayım. Futbola çocukluğumuzdan itibaren sevgisi bizde başladı. Futbol sevgisi başladı. Çocukluğumuz Ziya Bey sahasında geçti. Trabzon'un Ziya Bey sahasında geçti. İtman Ocağı Kulübü'nde geçti. Orada daha da futbol sevgisi bizi aşılandı. Daha da sevdirdi. Oradaki büyüklerimiz de işte Barbon Zuyalar, Ahmet Suatlar, işte Özkan Sümerler, efendim Akrep Celallarla tanışma fırsatını bulduk orada. Kunt, amatör olarak son yıllarda Osmaniye, Mardin ve Erzurum'da futbol oynadığını kaydederek her Anadolu ilinde futbol oynamak, gençlere futbolu sevdirmek istiyorum. Allah nasip ederse teklif bekliyoruz. Muhakkak bir ilden arkadaşımız bize ulaşır. Hangi il olursa olsun oynamak istiyorum ifadelerini kullandı. 2018 yılında Osmaniye Karaçayspor'da futbol hayatımı devam ettim. 2019'da Mardin Kızıltepe Gençler Birliği Spor'da futbol hayatımı sürdürdüm. 2020 yılında pandeminin başlangıç yıllarıydı. Erzurum Harbi Spor'da futbol hayatımı sürdürdüm. Ve ben Anadolu'da her Anadolu ilinde futbol oynayarak hem gençlere futbolu sevdirmek, onları futbolu aşılamak, ayrıca da bir hedefim var. O hedefim işte doğrultusunda gitmeye karar verdim. Ve bu sene de Allah nasip ederse teklif bekliyoruz. Kunt, salgının amatör futbolu çok etkilediğini dile getirdi. Tabii pandemi sebebiyle kulüplerin müsabakaların oynanmaması bizleri etkiledi. Sahalar bazen kapalı oluyor zaten pandemi sebebiyle. Bu vesileyle birlikte tek başıma bireysel olarak işte gördüğünüz gibi duvar çalışmaları, düz koşular, bireysel çalışmaları bu şekilde yaparak hazırlanıyoruz. Bu haberle birlikte spor haberlerinin sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.